mutluluğu tanımlamakta eksik kalan şey o dil. İnsanın dili söz bunu ifade etmekte yetersiz kalıyor. Şu da gene güzelliğimize. Öyle bir güzellik ki bir an için ölüm ve ihtiras, hatta aşk bunun içine giremiyor. Hani insan hayatında en önemli kavramlar, en trajik, tragedyanın da en kilit noktaları, her zaman ses getiren, ilgi uyandıracak en önemli şeyler. Bu bile onun içine giremiyor. O kadar aşkın, transandantal bir şeyden bahsediyor. Bu bana Fazıl Üstü Dağlarca'nın bazı şiirlerini de düşündürüyor. Çocuk ve Allah kitabı özellikle. Çok metafizik boyutları olan, insanı çok düşündüren şiirlerdir. Bu bir gülün üstündeki an, çok bilinen bir şiirdir. Gece ile aramızda mavi bir şey sallanır ki ölüm kadar uzak, ki ölüm kadar güzel. Sükun ve aşk havadan ruhtan bir heykel gibi, dünya kainatların bahçesinde bir heykel. Muazzam bir dizi bu. Yani ne anlama geliyor, ne anlıyorsun? Tam anlamıyla o varoluşsal bir, farklı bir boyuta, aşkın bir boyuta işaret ediyor. Dilin yetersiz kaldığı bir yerin eşiğine kadar gelip orada kaldığını düşünüyorum. Düşüncemizden geçen bir çizgi duyuyoruz. Aşkın ufukları ki yalnız renk, yalnız emel. İnliyor yarasalar halinde günahların, karanlık ruhumuzda bulup kondukları tel. Vücudumuza değen ebediyet içinde bir tek an duyuyoruz, bütün bir ömre beden. Hani çok farklı kültürlerde üretilmiş iki ayrı şiir, Raymond Carver, Fazıl Üstü Dağlarca. Ama o ömre bedel bir an, vücudumuza değen ebediyet içinde, vücudumuz sonlu, madde sonlu ama ruh onun karşısında sonsuz. Kavranamayan, tam olarak sınırlarını bilemediğimiz, çözemediğimiz sonsuz bir bütünlük ve onun kesiştiği anda bir an duyuyoruz, bir ömre bedel derken Raymond Carver'ın anlatmaya çalıştığı mutluluk anına çok benzer bir şey olduğunu düşünüyorum. Yine sabahla ilgili Fazıl Üstü Dağlarca'nın bir şiiri, bu konuda pek çok edebiyat metninde dizeler görmek ya satırlar görmek mümkün. Yani, ilham perilerinin en çok sevdiği saatlerden biri olarak biliniyor. Güneş doğar, muhteşem ve mağrur. Düşer yapraklar sabaha. Nefsimin düşünceler gezen havasında tembel çocuklar daima olur, o ben. Yani, tembel çocuk olup sabah 5'te 6'da kalkamazsak bu güzelliklerden, bu mutluluk anını yakalama şansından da uzak kalmış oluyoruz. Son olarak Raymond Carver'ın ve Sema Kaygısız'ın metinlerinde o güneşin doğmak üzere olduğu alacakaranlık dakikalarının görsel betimlemelerini alt alta koymak istiyorum. Önemli bir ruh akrabalığı var burada da. Raymond Carver gökyüzünün aydınlanmaya başladığı süreci anlatırken gökyüzü aydınlanmaya başlıyor. Ama ay hala suyun üzerinde solgunca asılı duruyor. Diye bir görsel bir imge oluşturuyor. Sema Kaygısız da bu gülümser teyzenin hemen o saat uyanıp da her anlamda uyanacağı dakikalardan önce vakit sabaha yaklaşıyor. Bir cırcır böceği tatlı çınlamasıyla ortalığı okşamaya başladı. Göğün en güzel yerinde duran dolunay uzun parmaklarını sarkıtmış, ortalığı tatlı bir kızıllığa boyuyor. Ay ile güneşin aynı anda gökyüzünde olduğu o özel anlardan bahsediyor. Hem iki metinde de birisi şiir, birisi öykü. Bu da benim sevdiğim tablolardan bir tanesi. Işıkların İmparatorluğu, Lampier de Lumière, yani Türkçesi ışığın imparatorluğu diyor ama aslında ışıklar Fransızcasında özellikle öyle vurgulamış olmasının anlamlı olduğunu düşünüyor. Gece ile gündüzün birbirleriyle karşılık içinde oluşturduğu çizildiği bir René Magritte tablosu. Hangisi gece, hangisi gündüz? Aynı anda hem gece hem gündüz mü? Bütün bu metinler de aslında bağdaşan bir isim olduğunu düşündüm. Bu ele aldığımız üç metinde de sonuçta gördük ki edebiyat hani illa eğitici, didaktik olma çabası içinde olmadan da etik üzerine bir şeyler söyleyebildi bize. Hani insan etik bir varlık mıdır, değil midir? Bu konuda bazı şeyler söyledi. Ve bunu aynı zamanda kurmacanın anlatım teknikleriyle bağdaştırıp insanın başkasının başına gelen kötü bir şeyden zevk alabilen bir varlık olduğunu ve bunun
edebiyatın anlatım tekniklerine de katkısı olabilecek bir unsur olduğundan söz etti. Ve işte olay örgüsündeki, zaman çizgisindeki düzenlemeyi de yapılan ufak bir değişikliğin bile okuyucu üzerinde nasıl yaratıcı etkiler, onu hareket ettirici etkilerce yol açabileceğinden bahsettik. Bütün bunları sabahın erken saatlerinde yaptık. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.